Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz arkadaşlar. Biraz akşama ettik gibi arkadaşlar, az bir vakit kaldı. Çocukları birazdan banyo yaptırıp yatıracağım. İşte dedim şöyle bir açılış yapayım. Sabahtan beri inanın o kadar yoruldum ki hiç daha oturmadım. Bugün böyle bir biraz beni temizlik perileri yokladı diyelim. Sabahtan beri yatak odasındaki bütün hurçları çıkarttım. Ondan sonra tekrar daha yeni yerleştirmiştim aslında ama yine de içim rahat etmedi. Ve içlerinden böyle gerçekten çok radikal bir şekilde ayırdım arkadaşlar bütün kıyafetlerimi. Ve artık böyle hani insan kıyamadığı böyle kıyafetler oluyor. Yok ya, belki giyerim falan dedikleri. İnanın onlara varana kadar hepsini çıkarttım dolabımdan. Bu önümüzdeki günlerde çocukların dolaplarını da öyle bir şey yapacağım. Evet, aynı şeyi çocukların dolabında da yapacağım. Yaz geliyor biliyorsunuz, her şeyin fazlası insana fazla gelmeye başlıyor. Onun için dedim böyle bugün de yatak odasını bütün her şeyi boşalttım, tekrar yerleştirdim falan. Yani baya baya temizlik yaptım arkadaşlar bugün sabahtan beri. Bir de biliyorsunuz pazar günleri benim çamaşır günüm. Yarın çarşaflarımı falan değiştireceğim. Yani onun için bugün dolapların tozlarını falan hallettim ki yarın da şöyle yataklarımı misleyeyim. Ve ondan sonra da inşallah tekrar bir daha bir tozunu alır siler çıkarım diye düşündüm. Yani şöyle arkadaşlar, evet öyle yani. Şimdi akşam yemeği hazırlığına başladım. Dün demiştim kıyma ayırdım diye, köfte yapacağım diye. Yaptığım köftelerden birazını böyle ayırmıştım. Diğerleri buzlukta donuyorlar. Ben de şimdi bunu airfryer'da pişireceğim. Dün annem sağ olsun akşam şnitzelle kartofil püreyi, yani patates püresi yapmıştı. Ondan Mehmet Ali'ye de gönderdim. Mehmet Ali dün evde de çok atıştırmış. Onu aradığımda telefona çıkmadı. Aslında gidip alıp gelecektim annemler de beraber yiyelim diye. O da uyuyakalmış. Artık dedim neyse, onun yemeğini yanımıza götürelim. Yani Mehmet Ali'nin yemeği de evde başka şeyler atıştırmış. Ben de onu getirdim. Biraz üzerinden yedi ama hepsini yiyemedi arkadaşlar. Onun için şimdi çocuklar da onu yemek istediler. Ben de şimdi kendime ve Mehmet Ali'nin akşam geleceği yemeği hazırlıyorum. Çok güzel bir salata tarifi buldum. Onun için bugün bir böyle bir patates salatası yapacağım. Önce köftelerim pişsin. Daha sonra bu haşladığım patatesleri airfryer'a atacağım. Yani soğan çıkarttım. Taze nanem var. Biraz ondan doğramak istiyorum. Kendimin şeyi, kendi tarafıma Mehmet Ali'nin taze naneyi yiyeceğini pek düşünmüyorum. Bir de dünden Türk bakkalından dolmalık biber almıştım. Bunların içlerini yıkayacağım. İçlerini çıkartacağım ve buzluğa atacağım. Önümüzdeki günlerde dolma yapmak istiyorum. Ama şimdi eşim bugün de evde yok. Yarından sonra evde, yani akşam yemekler de evde. Yarın burada resmi tatil ve ondan sonra da Mehmet Ali Gündüzcü'ye dönüyor. Yani akşam yemeklerinde beraberiz. O yüzden dedim böyle dolma yapayım bir gün. Şimdiden bunları da böyle hazırlayayım. Yani nane bayağı dün almıştım. Onları da herhalde birazını doğrayıp buzluğa atarım. Çünkü bayağı bir çok. Şu aralar böyle limonlu naneli, böyle limonata tarzında şeyleri daha çok içiyoruz. Çocuklar da sevdiler. Öyle olunca arkadaşlar naneyi biraz fazla aldım. Öyle yani. Daha ne anlatabilirim sizlere şu anda? Sabahtan beri gerçekten bir enerji, bir enerji. Bitmedi gitti. Akşam da banyomu temizleyeceğim. Çocuklarımı banyo yaptırdıktan sonra banyomu temizleyeceğim. Yeni bir şey keşfim, yani kendimce yeni bir yöntem buldum arkadaşlar banyoyu. Banyonun içindeki fayansları o kirecinden arındırmak için. Akşam sizlere de onu göstereyim. Bir de kireç sökücü hangi ilacı kullandığımı çok sormuştunuz geçenlerde. Onu da sizlere göstermiş olayım. Şimdi bayağı bir 3 makineye yakın çamaşırım var katlamam gereken. Sabahtan beri yıkadım, kaldırdım, kuruttum, yıkadım, kuruttum. Öyle olunca bayağı orada çamaşır birikti. Onları da halledeceğim inşallah çocuklar uyumadan önce. Başka çocuklar yatmadan önce işte yapacaklarım bu kadar. Şimdi bir hemen akşam yemeklerini hazırlayayım. Olmadı devamında çocuklarım yattıktan sonra yaparım. Çünkü artık yavaştan benim de pilim bitmeye başlıyor. Ama bu yapılacak işleri de halledeyim ki yarın böyle ferah ferah bir güne başlayalım. Eşim de evde çocuklarla beraber, belki dışarıya çıkarız dedik. Kardeşimler geldiler. Belki onlar uğrayacaklarmış. Bir de onları görmeye gideriz. Yani öyle arkadaşlar, şimdilik durumlar böyle. Ben hemen bir şuradaki dağınıklığı bir kaldırayım. Ondan sonra da yemeğimizi yapmaya başlayalım. Evet, daha 4 dakikası var ama köftelerimiz nar gibi kızarmış. Şimdi bunları alıp patateslerimizi ezip airfryer'ın içerisine koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım salata o kadar güzel olmuş. O kadar güzel olmuş. Yani mutlaka sizlerle şeyini paylaşacağım.
tarifini paylaşacağım. Anlatamam size yani. Ama bunu reel olarak da Instagram'dan paylaşacağım. Buradan da shot olarak da paylaşabilirim. Gerçekten muhteşem bir tarif olmuş. Ki biz ailecek patatesi severiz arkadaşlar. Etten daha çok patatesçiyizdir biz. Yani onun için gerçekten muhteşem bir tarif olmuş. En yakın zamanda bizimkilere de yapmam lazım. Bu arada köftelerim de. Evet, bu arada köftelerim de böyle oldu arkadaşlar. Köftelerim de kızardı. Bunu şimdi arasından ben iki tanesini alırım. Gerisini Mehmet Ali'ye ayırırım. Çocukların da yemekleri hazır olmak üzere. Onlara da biliyorsunuz patates pürelerini ısıttım. Şimdi şnitzellerini bekliyorlar. Onlar da airfryer'a da ısınsın ve daha sonra hemen sofraya oturalım. Çocuklar da acıktılar bayağı. Yani bayağı iyi bir menü çıkarttık diye düşünüyorum bu kadar yorgunluğun üzerine. Arkadaşlar şöyle biberlerimi yıkadım, kuruttum, böyle torbaladım. Şöyle 2,5 torba çıktı. Bir de şimdi buzluktan dondurduğum köftelerimi getirdim. Şöyle aralarına böyle yağlı kağıt sermişim. Şimdi bunları da torbalayacağım. İhtiyacım olduğunda çıkartır ve kullanırım. Yani bunları şimdi böyle güzelce paketleyeceğim. Arkadaşlar çocuklarımı yatırdım. Şimdi küvetimin içerisini temizleyeceğim. Hem de dedim sizlere de göstereyim, fikir olsun. Bizim küvetimiz çok büyük arkadaşlar. Yani evimizin bütün dairelerin küvetleri böyle büyük. Ve yanında da böyle eşyalarınızı koyabilmeniz için yerler var. Ben orayı kaplamamak için böyle buraya aparatlar aldım. Onları asıyorum oraya. Onları da şimdi burada yıkadım. Havlunun üzerine kurusun diye koydum arkadaşlar. Şimdi buranın temizliği bittikten sonra onları da tekrar yerlerine yerleştireceğim. Önce bir ilaç sıkacağım. İlaç, ben kendi karıştırdığım bir ilacım var arkadaşlar. Yani kireç sökmede çok iyi. Marka ismi vermek istemiyorum. Onun için hani siz nasıl bir kireç sökücü kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar yani böyle şu armatürleri falan parlatmak için bu ilaç gerçekten şöyle DM'in bir markası. Böyle Kalkreiniger Denkmit'in. O kadar güzel ki ben bunu geçen gün bir tane şişeye doldurdum. Böyle fıs fıs yapmak için içine de biraz su koydum. Yani çok kötü kokuyor arkadaşlar. Öyle karıştırdığınız zaman gerçekten çok kötü kokuyor. Ama bunu normal böyle sıktığınız zaman hiç öyle bir kokusu veya elinizde bir tahriş olma olmuyor. Kireçleri de kesinlikle çok güzel söküyor. Onun için bu ilacı çok seviyorum. Hem mutfakta hem banyoda sürekli de kullanıyorum. Şimdi önce bundan sıkacağım, sonra da diğer kendim karıştırdığım ilacımdan sıkacağım. Onunla beraber biraz bir 2-3 dakika bekletip daha sonra fırçalayacağız. Arkadaşlar şöyle her yerine ilacı sıktım. Normalde buraları, bu duvarı temizleyebilmek için banyonun içine girmeniz gerekiyor. Yani o da çok meşakkatli arkadaşlar. İnanın çocukları yatırmaya yakın. Yani ben hani çocuklarıma duş yaptırıp daha sonra yatağa yatırmayı seviyorum. Hani böyle okuldan terli geldikleri zaman o başka bir şey ama yani normal şartlarda akşam yaptırmayı daha çok seviyorum. Akşam duşlarını aldırıp rahat rahat uyuyorlar. Onları yatırdıktan sonra gerçekten çok meşakkatli oluyor. Ama şimdi bu fırçayla böyle güzel bir yöntem buldum. Hem sapı uzayıp kısıyor, sapını çıkartabiliyorsunuz. Kurutuyorum, balkona koyuyorum. Her lazım olduğunda geri getiriyorum bu fırçayı. Yani bu fırçayla şimdi duvarları tamamen fırçalayacağım. İlacı da sıktım. Yani gerçekten çok güzel bir çözüm oldu benim için. Her seferinde içeriye girip orada üzeriniz ıslanıyor, orayı temizliyorsunuz, dışarı çıkması inanın çok meşakkatli oldu benim için. Ya her seferinde bir de ben günlük bizim evde duş almıyor arkadaşlar. Her iki güne bir bu prosedür bizim evde uygulanıyor. Onun için de yani zor oldu bana. Böyle kolay bir yöntem bulmam, yani ben bir arayış içerisindeydim. Çek sapla denedim, onunla olmadı. O zaten kireci sökmüyor. Bir de benim fayanslarım mat arkadaşlar. Öyle olunca da yani böyle insanın gözüne batıyor yani ister istemez. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Şimdi hemen bu fırçayla bir fırçalayayım.
şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle. Ondan sonra da suyla, ılık suyla durulayacağım. Şimdi ben buranın tamamını bir yapayım foşur foşur, sonra tekrar göstereyim. Şöyle size. Arkadaşlar sizlere şu halini de bir göstereyim hemen. Her yer foşur foşur oldu. Fırçamı da yıkadım, buraya yere koydum. Arkadaşlar böyle oldu burası. Şimdi burayı güzelce bir durulayacağım normal suyla. Ondan sonra da bitiyor. Çocuklarımı yatırdım demiş miydim bilmiyorum. Ondan sonra ben de dinlenmeye çekilebilirim. Bugünlük görevim bu kadar. Şuraları da bir parlatalım. Banyomun son hali arkadaşlar. Yavaş yavaş da kurumaya başladı. Bayağı mis gibi oldu yani her yer. Armatürlerimi de parlattım. Şimdi bu aparatlarımı yerlerine yerleştirip size en son tekrar bir kere daha gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bu kadar göstermişken şunu da sizlere bir tavsiye olarak göstermek istiyorum. Şu Domol'un gider borusu temizleyicisi. Ya inanılmaz güzel. Toz halinde arkadaşlar. Bunu döküyorsunuz giderleriniz içerisine. Yani şu buraların içerisine döküyorsunuz. Ondan sonra biraz beklettikten sonra sıcak kaynar su, kettle'daki kaynattığınız veya çaydanlıktaki kaynattığınız suyu döküyorsunuz içerisine. Ben şimdi bugün yapmayacağım çünkü daha yenice temizledim oralarını. Onun için bugün yapmayacağım. Mutfak, banyo, tuvalet hangi nere için kullanırsanız kullanın. Gerçekten çok iyi bir sonuç alıyorsunuz. Yani tavsiye edebilirim size gönülden. Rossmann'dan aldım Domol'ün arkadaşlar. Yani bu da benden size bir tavsiye olsun. Evet, banyo aparatlarımı da böyle yerlerine yerleştirdim. Burada bir tane daha var. Oraya da deterjanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Oranınki de beyaz. Ama bunları da herhalde beyaza değiştireceğim. Çok inanılmaz kireç belli ediyor. Onun için beni biraz darlıyor onlar. Yani sürekli her seferinde biraz su gelsin direkt oralar öyle kireci belli oluyor o siyahların üzerinde. Onu beyazına değiştirme niyetim var. Bakalım. Yani ben banyomun perdesini kapattığım zaman banyomdaki bütün dağınıklık gidiyor arkadaşlar. Şampuanlarımız, işte vücut jellerimiz falan hepsi burada. Liflerimizi buraya kenarlara asıyoruz. Eşim çok sabun kullanıyor. O sabununu oraya koyuyor falan. Yani bu 3 terek bize o kadar çok iyi geldi ki şu kullandığım o kireç sökücüyü falan da buraya astığım aparata, onu şimdi içeriye götürdüm. Onu biraz beyaz olduğu için aceleyle tekrar sürtmem lazım. O yüzden onu da buraya asıyorum. Burada da şu işte kireç sökücüm, burada kullandığım malzemelerimi de onun içerisine diziyorum. Belki onu da gösteririm size bir ara. Şuraya yukarıya da arkadaşlar böyle askılar yaptım. Banyomuzun diğer başka bir yerinde havlu asma yerimiz yok. O yüzden dedim burayı da öyle değerlendireyim. Buraya da havlularımızı asıyoruz. Yani ben banyomun perdesini kapattığım zaman bizim banyodaki kullandığımız her şey gidiveriyor buradan. Bütün dağınıklık ortadan kalkıyor. Onu da çok seviyorum. Yani banyonun bu tarafının büyük olması sadece ona yarıyor diyebilirim. Bir de çocuklar küveti doldurduğu zaman küvetin büyük olması. İnanın ikisi de o kadar güzel eğleniyorlar. Şöyle sizlere duş şeyleri de göstereyim. Fayanslarımı da göstereyim. Daha tam kurumadı ama yani hiçbir kireçten iz veya kireç belirtisi yok. Çok güzel oldular gerçekten. O fırça tekniğini sizlere tekrardan tavsiye edebilirim. Yani şimdi bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.